Merhaba arkadaşlar ben Tuğba. Bir önceki videoda PHP ile neler yapabileceğimizi örneklerle açıklamıştık. Bu videoda ise veri ile devam edeceğiz. Veri tabanı bir bilgisayar sisteminde depolanan bilgi veya bilgi topluluklarından oluşan düzenli bir yapıdır. Veri tabanı sayesinde veriye kolayca erişebilir, değiştirebilir, silebilir ve organize edebiliriz. Veri tabanları birçok uygulamaya hizmet etmektedir. Örneğin ne ticari siteleri ve sosyal medya uygulamaları. Buradaki bilgileri depolayabilmemiz için veri tabanlarına ihtiyacımız vardır. Veri tabanı ve elektronik tablo arasındaki farklar nelerdir? Veri tabanları da elektronik tablolarda yani Excel veri depolamak için kullanılırlar. Fakat aralarında üç temel fark vardır. Birincisi veriye erişebilen kişiler, diğeri depolanması gereken veri miktarı, Son olarak da veri depolama, veri toplama ve değiştirme şeklidir. Yani elektronik tablolar tek ya da az kullanıcı için tasarlanmışlardır. Veri tabanları ise çok yüksek miktarda veri koleksiyonlarını depolamak için tasarlanmışlardır ve birden fazla kullanıcının hızlı ve güvenli erişimini sağlarlar. Veri tabanı yönetim sistemi nedir? Veri tabanı ve son kullanıcılar arasında bir kullanıcı arayüzü işlemi görerek kullanıcıların verileri yönetmesini, organize etmesini ve güncellenmesini olanak sağlar. Ayrıca veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanlarına ilişkin çeşitli bakım onarım yapma, performans izleme ve yedekleme gibi imkanlar da sağlamaktadır. Popüler veri tabanı yazılımları yani veri tabanı yönetim sistemlerine örnek olarak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server verilebilir. Diğer videoda ise MySQL ile devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.